Vallahi ilkokul, ortaokul öğretmenleri gibi yani. o misal ama şöyle oluyor tabii. Bizim programın zorluğu şu. Bizim konuklarımız hepsi tatilde oluyor. Onları yazın getirmek çok zor oluyor. Çok o yüzden zor. Aslında biraz daha bu tatil benim için zorunlu bir tatil. Yoksa ben devam ederim. Yani. Bir de canlı yayın olması tabii enteresan. Tabii. Canlı yayına devamlı her zaman böyle... Konuk bulabilmek, müşteri bulmak önemli, kolay değil. Yani önemli isimler bulabilmek. Bizim genelde hani konuk potansiyelimiz sizler gibi hep değerli isimler. O yüzden yazın size tatil yaptınız mesela. Çağırsaydım Temmuz'da gelir miydiniz? Gelirdim, vallahi gelirdim. Benim öyle tatillerim yok uzun soluklu yani. Sıkılmışım zaten o tatil beldelerinden. Zaten hep gittiğimiz yerlerde devamlı... İstanbul'da gördüğümüz yüzler. Doğru. O yüzden de pek tercih etmiyorum açıkçası. Doğru. Şimdi başlıyorum hemen ben. Çağırsaydım gelmez miydim yar? Bir şey söyleyeceğim. Mehmet Ali Bey geldiğinden beri onu söylüyor. Takmışım İbrahim'in şarkısı. Bugün mü yoksa genelde mi? Yok yok, bugün taktım. Bugün her gün bir şarkı takarım ben böyle. Tamam. Şimdi 50 yılı aşkın bir sahne, beyaz perde ekran geçmişiniz var. Geriye dönüp baktığınızda nasıl görüyorsunuz Mehmet Ali Erbil'i? Siz Mehmet Ali Erbil'i nasıl anlatırsınız diye böyle bir başlayalım. Şimdi ben 7-8 yaşlarında çok enteresan bir şey. O primitifliğimle seçtiğim meslek dalı neydi biliyor musunuz? Hayatınızda aklınıza gelmez. Belki o günün lisanıyla, o günün Türk diliyle söylenen harciyeci. Bilir misiniz ne demek harciyeci? Ya dışişleri görevlisi. Aa evet. Ay, ama hiç şu anda anlayamadım. Diyorum ki sanatla hariciyenin ne alakası var? O yüzden bakıyorum. 8 gerçekten yaşında mi? İstediğim meslek, olmak istediğim meslek harciyeciydi. Nereden öğrendiysem o çocuk, o küçücük çocuk dışişleri görevlisi. Yani konsolos, böyle büyük elçi olmak isterdim. Sonra neden değişti? Sonra yatılı okul diye. Yatılı okul en uygunu ne? Babam sanatçı, teyzem balerin. Konservatuar uygun diye 14 yaşında oraya soktular. Ve de 16 yaşından küçük almıyorlardı. Beni 14 yaşında üstün kabiliyet diye ayıptır söylemesi aldılar. Bunu da söylemek de istemiyorum ama çünkü 14 yaşında daha işte bir tiyatro seven bile değildim yani. Sadece yatılı okul diye anne baba ayrı, kalacak yerim yok. Anne istemiyor, baba istemiyor, üvey baba istemiyor. Üvey anne istemiyor. O yüzden ne yapalım bu çocuğu? Yatılı okula sokalım. Ve yatılı okul diye konservatuara girdim. Ve yani gerçekten hani Türkiye'nin en tanınmış, özellikle hani televizyon yıldızı, şovmenlik bakımından isimlerinden bir tanesi oldunuz. Ne kadar enteresan, kaderimizi neler etkiliyor değil mi? Harcayıcı olacakken ama sonra çok... Bambaşka bir dünyanız olabilirdi. Sonra çok harcayıcı dostum oldu. Hepsi sanatsever. Bir şey soracağım. Peki keşke öyle bir şansım olsaydı da harcayıcı olsaydım diyor musunuz şu anda? Yok demiyorum tabii. Bu şeyden memnunsunuz. Çok memnunum. Yani çok mutluyum mesleğimde. Yani çok severek yapıyorum. En önemlisi bu. Çok zevk alarak yapıyorum. Çok da yıpratıcı olmadı mı Mehmet Ali Bey? Çok. Yani hani şunu sormak istiyorum ben. Aslında bu nedenle sormuştum. Tabii ki çok başarılı bir isimsiniz. Özellikle bir döneme damganızı vurdunuz. Yani sizi izlemeyen yok gibi bir şeydi. Şimdi televizyoncular için şöyle bir durum var. Televizyonculara hitap ettiği bir kitle vardır. Hani bazen o kitlenin dışına çıkamazlar. Atıyorum işte yemek programları var mesela. İşte şimdi onun sunucuları var. Yani tanıyan da var, tanımayan da var. Ama siz öyle değilsiniz. Yani siz televizyonun çok kıymetli olduğu bir dönemde. Çünkü şu an sosyal medya nedeniyle biraz bölündü aslında bu işler. Eskisi gibi değil. Televizyonun çok kıymetli olduğu bir dönemde. Hani televizyoncu kim var diye 3 kişi sayılsa bir tanesi sizdiniz. Yani en çok tanınmış, herkesin izlediği. Fakat bunun getirisi kadar zannediyorum hayatınıza götürüleri de oldu. Çok değil mi? Canım. Yani ben kendi öz eleştirimi çok iyi yapan insanlardan bir taneyim. Bazen o hiperaktifliğimle, o böyle çok hareketli bir yapım vardı. Küçüklüğümden beri öyleydim ben. Onların çok böyle şeylerini gördüm, yanlışlarını, hatalarını gördüm hayatım boyunca. Yani soluluk diye adlandırmayayım da yani o tip şeylerin dibine vurmuşluğum da oldu programlarda. Ama bundan da hoşlananlar vardı. Çok hoşlanıyorlardı. Çünkü yaptığım programların içi boştu. Bir tek bana güveniyorlardı. Ben doldurmaya çalışıyordum. Düşünebiliyor musunuz? Bir format yoktu. Çarkıfeleğin dışında bir format yoktu. Çarkıfeleği de ben kendi üstüme onu uydurdum. Evet doğru. Bambaşka bir çarkıfelek yaptım. Yani bambaşka bir tarzı vardı. Tabii ki. Yani o yüzden de o kadar sevildi. Haftanın 5 günü her gün birinci olmak ne demek? Doğru. Şimdi bir dizi yapıyorsunuz. Haftanın bir günü bekliyorlar. Bir hafta bekliyorlar. Birinci oluyor. Biz haftanın her günü birinci oluyorduk. O yüzden efsaneydi yani Çarkıfelek o dönemlerde. Evet, evet. Ama tabii ki canlı yayın dediğim gibi bir bomba. Her an patlamaya hazır bir bomba. Başınıza neler gelebiliyor? Geldi. İnsanlık hali. Herkesin başına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yani başına geliyor canlı yayında. Ağzından bir kelime çıkabiliyor. Hı hı. Yani bir başbakanın da çıkabiliyor. Tabii. Yani bu insanlık hali. Diyelim ki belki de dünyada en çok game show'larda canlı yayın yapan sunuculardan bir tanesiyim. Yani Türkiye'de değil, dünya bazında. Şunu soracağım. Şimdi çok soğuklar da oldu dediniz. Ben oradan hemen şuraya geliyorum. Şimdi siz en son Sabah gazetesinde Tuğba Kalçağ, sevgili Tuğba'ya verdiğiniz röportajda Erşan Kuneri dizisiyle ilgili bir şey söylediniz. Çok küfürlü, devlet müdahale etmeli dediniz. Şimdi sizi bundan dolayı eleştirdiler. Ben Twitter'da yazılanlara baktım. Dediler ki işte senelerce... Kendi de yaptı. Evet, kendi de yaptı. Hani bel altı espriler diye nitelendirebileceğimiz esprilerden bahsettiler. Siz bu kıyas aynı buluyor musunuz? Aradaki fark nedir size göre? Belaltı esprisi farklı. Hı hı. Bir de küfür farklı birebir. Birebir farklı yani. Hı hı. Amerikan filmlerinde olduğu gibi yani şimdi söylemek istemiyorum. Yani birebir öyle bir film çekildi. Hı hı. Tamamıyla onun üzerine kurulu bir film. 18 yaş altı diyor. Hı hı. Öyle bir ibare var. Ama oraya 12 yaşında çocuk da girmiyor mu odaya? Tabii girebiliyor. Yani giriyor. Hı hı. Yani çok tehlikeli bir platform yani. Hı hı. Yani ben... Kendim erkek halimi vallahi seyredemedim. Başını seyrettim. Sırf 10 dakikası küfür dolu. Hı hı. Bunu sanat olarak kabul ediyorlarsa başım üstüne. Tamamıyla küfür üzerine kurulu bir film. Hı hı. Yani akıllı da insanlar. Cem Yılmaz da akıllı bir çocuk. Hı hı. Yani niye bunun arkasına sığınmışlar tamamıyla? Niye sizce böyle bir şey yapmayı tercih etti? Belki yeni bir boyut, yeni bir yol. Hı hı. Yeni bir kulvar bulmaya çalıştılar. Hani Amerikan filmlerindeki gibi. Amerikan filmlerinde de çok var. 2 dakikada bir bilmem ne bilmem ne diyorlar. Hani söylemek istiyorum F'yle başlayan. Evet evet evet. 2 dakikada bir onu söylerler böyle filmler, dizilerde. Yani oradan belki yola çıktılar. Yani Türkiye'de de biz bunu niye yapmayalım? Ve ilk onlar denedi. Bundan önce var mıydı bu kadar? Türk sinemasında, Yeşilçam'da böyle bir örneği yok. Hı hı. O yüzden de ben de bir sanatçı olarak eleştirdim. Niye eleştirmeyeyim? Ben konservatuar mezunuyum. Yüksek bölüm mezunuyum. Hı hı. Yani bunun eğitimini görmüşüm. Yani Türkiye'de Rütük diye bir şey var yani televizyonlarda. O Rütük bize yıllarca yön vermiş, engellemiş birçok şeyi. Tabii. Yani bundan sonuçta öncesi, televizyonda bir programda küfür etmek yasaktır. Özel televizyonlarda ben size bir şey söyleyeyim mi? Reklamlarda bile konuşanlar için özel bant yapılırdı, denetim yapılırdı. Hı hı. Denetimden geçmeyenin sesi ekranda yayınlanamazdı, TRT'de. Böyleydi. Hı hı. Bırakın Türkçesi düzgün olacaktı, diksiyonu düzgün olacaktı. Şimdi nerede? Yok şimdi zaten hani ya o TRT'deki şeyi kesinlikle o eski TRT'yi zaten aramamak lazım. Hani bambaşka bir durum ama şeyi de soracağım. Şimdi o zaman siz buradan hani bir cevap niteliğinde yani benim yaptığım şey bambaşka. Erşan Kuneri'de benim eleştirdiğim şey bambaşka diyebiliyor musun? Ben hiç çıkıp da ekranda birebir küfrettiğim yoktur. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Yani birebir insanların yüzüne karşı ya da herhangi bir filmimde. Filmimde bile ben böyle bir şey, böyle bir argo kullanmadım. Kaç tane filmim var. Yani onlarda bile böyle bir şey, böyle bir örnek gösteremezsiniz. Şimdi... Cem Yılmaz'la ilgili de aslında eleştiriler oldu. Hani bir şekilde eski popülaritesini koruyamadığı ve bu nedenle böyle bir yol tercih ettiği gibi eleştiriler var. Buna katılıyor musun? Yok, her zaman Cem Yılmaz, Cem Yılmaz. Yani ben onu çok akıllı, genius buluyorum yani Türkiye'de. Birçok şeylere imzasını atmış, ilklere imzasını atmış. Çok başarılı buluyorum. O başka bir tarafı. Konum Cem Yılmaz değildi. Ben çocukların böyle bir şey izlemesini istemiyorum. Yani istemiyorum. Yani ben kendi çocuğumun bile 16 yaşında çocuğumun bile izlemesini istemem yani açıkçası. Anladım, anladım. Peki siz konservatuvardan sonra mesela tiyatroyu, sinemayı hani birazcık daha bırakıp belki de bir köşeye iteleyip şovmenliğe yöneldiğiniz için hiç pişmanlık yaşadınız mı? Yani babamın en çok istediği tiyatroda kalmamdı, tiyatrocu olmamdı kendi mesleğimden dolayı. O da kendi mesleğini ben de görmek istiyordu. belki yaşayamadıklarını benimle birlikte yaşamak istiyordu bir tiyatrocu olarak. Çünkü konservatuara girmemi, tiyatrocu olmamı o çok istedi. Yani o gönülden benim için arkamdaydı, yardımcı oldu. Ama hayat öyle gelişmiyor yani. Bambaşka bir şeyler oluşuyor. Ben de devlet tiyatrosundayken bile aykırıydım. Yani devlet tiyatrosu biliyorsunuz ki başbakanlığa bağlıydı o zamanlar devlet tiyatrosu. Hı hı. Başbakan Sayın Demirel'di, Allah rahmet eylesin. Ve ben sahnede Demirel'in taklidini yapardım. Devlet tiyatrosunda. Memuru. Ve her ay maaşım kesilirdi. Yani yine aykırıydım. Orada da aykırı, yaramaz çocuğuydum devlet tiyatrosunun. Ondan sonra bana İstanbul'dan orada bir başarılı oyun oynadım. 18 yaşında en başarılı tiyatro oyuncusu seçildim. En genç. 18 yaşında daha. Devlet tiyatrosunda değil, daha konservatuarda öğrenciyken devlet tiyatrosunda başrol oynayan ilk oyuncuyum. Daha doğrusu talebeyim. Talebeyken oyun oynadım, çok popüler oldu. Sonra mezun oldum, devlet tiyatrosuna girdim. Ama İstanbul'dan teklif geldi, müzikalden. İlk defa bir müzikal başlıyordu. Müzikaller devri, rahmetli Egemen Bostancı'nın başlattığı, Haldun Dormen'in yöneteceği bir müzikal. Ben de beni keşfeden Sayın Cüneyt Kökçer vardı, bölüm şefimiz, tiyatro bölüm şefi ve devlet tiyatrosu genel müdürü, müdürümüzdü. Gittim, izin istedi. Dedi ki sana ücretsiz dedi izin vereceğim. Git oyna bu müzikalde dedi. Ben ayıptır söylemesi devlet tiyatrosunda bir ayda aldığım maaşı orada bir gecede aldım. Tabii. Birdenbire hayatım değişti. Yani otobüsle giderken işime taksiyle gitmeye başladım. Hayatım değişti. O yüzden de o hayat çok renkli, çok pembe, çok güzel gelmeye başladı. Çekici geldi, evet. Ve daha çok ünlendim tabii. Tabii. Ki o günün koşullarında daha özel televizyonlar bile neredeyse yok. Bir tek kanallı dönemlerdeyiz. TRT ve açık söyleyeyim daha siyah beyaz televizyonlar. Ve televizyonda da ben başarılı programlara imza atıyorum, ilklere. İlk şov programını yapıyorum TRT'de, siyah beyazda, Çiğdem Tunç'la, Derya Baykal'la. O yüzden aldım başımı gittim ve istifa etmek zorunda kaldım devlet tiyatrosunda. Evet. Ve sonraki süreç bu şekilde ilerledi. Hem televizyon. Pişmanlık duydunuz mu hiç, yoksa yok, iyi ki böyle yaptım asla, mı diyorsunuz? Asla Hı-hı. duymadım. Hı-hı. Peki şimdi bir açıklamanızı daha soracağım. 50 yıl yani konservatuara girdiğim tarihten itibaren o 50 yıl biliyor musunuz? 14 yaşında girdim ve 14 yaşında girer girmez TRT'de başrol oynadım. 14 yaşında daha öğrenciydim. O yüzden de 50 yıldır 64 yaşında olduğuma göre. Aslında şöyle zaten Mehmet Ali Bey ya şimdi sizin yeteneğiniz gerçekten tartışılır bir durumda değil. Yani çok gerçekten müthiş yetenekli bir insansınız ve bunu senelerce hani çok başarılı işlere imza atarak gösterdiniz. Ama mesela son dönemde bir gelişen bir linç kültürü var zaten ülkemizde. Ne yazık ki bir nefret ve linç kültürü. Maalesef. Ama dönem dönem siz çok fazla lince maruz kalıyorsunuz. Bu sizi hiç üzüyor mu, yıpratıyor Tabii. mu? Tabii. Ne hissediyorsunuz? Yani üzerinize gelindiğinde. Mesela en son ben bir açıklamayı daha söyleyeceğim. Türkiye 20 yılda Rönesans yaşadı dediniz. Oradan kıyamet koptu. Yani siz, sağlık açısından. Hı hı. İktidara yanaşmaya çalışılıyor dendi, o dendi, bu dendi. Yani ne hissettiniz, üzüldünüz mü? Bu açıklamayı niye yaptınız? Yok. Doğru anlaşıldı mı? Yok, hiç bu konularda kaygım yok. Ben çok objektif bir insanım. Doğruyu yanlışı her zaman söylemiş bir insanım. Yani AKP'den bahsediyorlarsa bu Rönesans AKP döneminde olduğundan ve onları yücelttiğimden bahsediyorlarsa. Evet, bundan bahsediyorlar. Ben gerektiğinde bundan 15 sene önce de çok yanlış gördüğüm bir şeyi ekranlarda canlı yayında AKP aleyhine söyledim. Bunu da söylemiş bir insanım ben. Ve benim çok iyi bilirler. Gitsinler Google'dan baksınlar. Ve ben o zaman da linç edildim. O zaman da AKP'liler o taraftan, o yanlılardan linç edildim. Bu sefer de sağlıkta gördüm, kendim yaşadım çünkü. Amerika'da görmediğim hizmeti ben Türkiye'de gördüm ya. Amerika'da acile kaldırdılar beni. Acil Amerika gibi bir yerde, yani Los Angeles gibi bir yerde Doktoru beklerken 2 saat doktor bekledim acilde. Doktor gelene kadar ben kendim iyileştim, çıktım. Burada öyle mi? Kapıda eskiden hastalar beklerdi. Sürüm sürüm sürünürdü hastalarımız. Şimdi bir tane böyle bir vaka yok. Hepsi yararlanıyor vatandaşlık haklarımızdan. Ben de yararlanıyorum. Neden yararlanıyorum? Zaten hakkım. Emekli sandığından emekliyim. Ben Türkiye'ye hizmet vermişim. Vergi birincisi olmuşum. Düşünebiliyor musunuz? Sanatçılarda... Şöyle düşünüyor olabilirler mi? Ya zaten özel hastane işte kullanıyor. Hayır, öyle bir özel sigortam da yok. Yok. Sizin özel sağlık sigortanız yok? Hayır. Hayır, yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz sadece sağlık alanından mı bahsettiniz bunu söyleyin? Evet evet, sağlık alanına ilgiliydi yani. Anladım. Röportaj. Bu genel olarak algılandı anladığım kadarıyla ve bunun üzerinden bir bilinç gelişimi. Ama şeyleri de yani yatsımadım. Yapılan köprüler, yapılan yollar, bunları da söyledim. Ne var, bunlar yalan mı? Yani benim için yalan değil bunlar. Bunlar gerçek. Ama ekonomide kötü dedim. Bunu da söyledim. Altını çize çize söyledim. Yani az gelirliler çok zor durumda dedim. Yani bunu da söyledim, doların artmasıyla birlikte çok zor durumda dedim yani. Sizin için işte bu röportajdan sonra hükümete yanaşmaya çalışıyor Mehmet Ali Erbil dediler. Böyle bir derdiniz, böyle bir şeyiniz var mı? Yok, onlar beni bilir, ben onları bilirim. Çok iyi bilirim. Birbirimizi çok iyi anlarız. Sayın Sağlık Bakanımız çok iyi bilir. Yani benim hastalığımda çok zor bulunan bir ilaçtır. Onları tedarik ediyor Sağlık Bakanlığı özellikle. Ve diğer hastaların da çocukların biliyorsunuz MS hastalıklarında o ilaçların bulunmasında da sonuna kadar onlara destek veriyorum. Hep birlikte çalışıyoruz Sağlık Bakanlığı'yla birlikte. Destek vermek amacıyla. O ilacın Türkiye'de bütün çocuklara sağlanması için uğraşıyoruz. Sağlığınız nasıl bu arada? İyi, nasılsınız? Kontrol altında. Bir ilaç kullanıyordunuz. Ayda bir. Rutin ilaç. Devam ediyor. Tabii. Devam ediyor. Ama iyi gördüm ben sizi. İyiyim maşallah. Evet maşallah. Çağırsaydım gelmez miydin yar? Bir anda böyle. bakalım ben şeyi merak ediyorum. Yarın hangi şarkıyı acaba kafaya takacaksınız? Ya, bana söyleyin olur. Tamam mı? Şimdi. İlaçtan diyorlar. Mehmet Ali bunları söylüyor ya diyorlar. Hastalıktan sonra çok yoğun ilaç aldı. Alakası var mı? Yani bunun arkasına da sığınabilirdim aslında ama sığınmadım. Evet, doğru aslında. Ama ilaç alıyorum yani, çok ilaç alıyorum. Ama gayet, yok ben şu an anladım, gayet bilinçli bir şekilde bu açıklamaları yapmışsınız. Bir linç daha yolda, linç yükleniyor şu anda. Linç yükleniyor. Lütfen insanlar, canım halkım benim, kötülükle beslenmeyelim ya, ne olursunuz ya. Üzücü bir şey söyleyeceğim. Bu kadar sene bu halk sizi bağrına bastı. Çıldırdılar sizin için. Gerçekten çok sevilen bir isim oldunuz. Şimdi böyle hani tersi böyle şeyler görmek sizi üzüyor mu? Yok yok, asla. Hiç öyle egolarım, komplekslerim yok. Samimi söylüyorum. Kimi zaman hak veriyorum. Kimi zaman diyorum ki olabilir. Böyle düşünenler de olabilir. Herkes beni sevmek zorunda değil ki. Ama ben kendimi çok iyi biliyorum ki benim yaptıklarımı yani... Görüntü, kamera arkasında yaptıklarımı da bilmeyenler de var. Onlar bana yetiyor. Onlar benim Allah'la aram arasında. Onu soracağım bu arada. Bir şey duydum. Birazdan onu soracağım ama öncesinde şunu soracağım. Ekonomik durumunuz nasıl? Mehmet Ali Erbil'in ekonomik durumu bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu falan filan gibi bir takım şeyler de ortaya çıkıyor. Yok, çok şükür. Eskisi kadar iyi mi? Yoksa çalışmaya devam etmek zorunda mısınız? Tabii ki zorundayım. Yani evimde etrafında 8 kişi çalışıyor. 8 kişiyi besliyorum. Ev dışındaki beslediklerim yani baktıklarım dışında, beslemek diyelim de demeyelim de. Ben Türkiye'de rekor bendedir. 26 yıldır nafaka veriyorum. Onu soracağım ben, işte oraya geleceğim. Bu rekor bende herhalde, var mı? Nafaka devam. Lütfen 26 yılı geçenler varsa arasın. Evet, Haber Global'ı arayın lütfen. 26 yıldan fazla nafaka veren burayı arasın. Burayı arayın, 26 Siz yıl. 4 evlilik yaptınız değil mi? Doğru biliyorum ben, tamam. Bu 4 evliliğin 4'ünde de nafaka ödemiyorsunuz değil mi? Ödüyor musunuz? Yok. Yok. Yani geçti, diğerleri geçti. Evet, evet. Ancak bir tanesine daha ödüyorum. Çünkü kızım küçük olduğu için. Evet. Ona ödüyorum çünkü üniversite okuyor. Yasmin'den bahsediyoruz değil mi? Aynen. Yasmin'den üniversite okuduğu sürece nafakasını ödeyeceğim ama 25 yaşına geldi, hala 2. sınıfa geçemedi. Bir de o var. Yasmin burayı izleme. Yasmin burayı dışarıda zaten izlemez. Evet, evet ama sonrasında bence duyar. Yasmin 5 yaşına geldi. Anladınız mı neden uzun soluklu nafaka verdiğimi? Bu arada bunu soracağım. Buraya da notlarımı almıştım. Süresiz nafaka ile ilgili görüşünüz ne diyecektim size? 4 evlilik yapmış biri olarak. Yani hani bu nafakanın sürekli devam etmesi bir sorun mudur? Yok yok, asla. Ben seve seve veriyorum. Hepsi o kadar mutluyum ki, o kadar benim çocuklarımın annelerine o kadar güvenim sonsuz ki hepsi çok düzgün, hepsi ayakları yere basan, omurlu, çok değerli insanlar. Çocuklarımı çok güzel yetiştirdiler. Yani ben ölene kadar nafaka versem de hiç yadsımam, hiç gocunmam. Hiçbir şekilde. Aynen. Bu tartışmayı da gereksiz yersiz buluyorsunuz. Yok, siz yok. Kendi hepsini de hani diyorlar ki maddi durumu, bütün çocuklarımın geleceklerini garanti altına aldım. Hepsini, eşlerimin de. Bütün eşlerimin de geleceklerini garanti altına aldım. Ve bir tane daha bir şey söyleyeyim. Bu da örnek olsun. 4 evlilik yaptım. Hiçbir eşime daha bir tane tokatım yoktur. Bu da ders olsun. Bu da önemli bir mesaj. Evet, doğru. Çünkü kadına ya, şiddet... Türkiye'de kadınlar çok şiddet görüyorlar. Maalesef. Yani lütfen bir sanatçı olarak sizlere örnek olayım. Hiçbir eşime elimi kaldırmadım. Şimdi bu ekonomik durumunuzla ilgili söylentiler sizce nereden çıkıyor? Kumar. Kumar diyorlar. Ben 40 yıldır kumar oynuyorum. İnkar etmiyorum. 40 yıldır. Ama 40 yıldır kumar, benim gibi kumar oynayan adamın sürülmesi lazım. Evet işte. Köprüden kendini atması lazım. Allah'a çok şükür ki o kadar dikkatli, o kadar hesaplı oynarım ki sadece zevk için oynarım. O yüzden de işim gücüm olmadığı zaman, ayıptır söylemesi, emlak gelirlerimle, kiralarımla geçindim ben 4 senedir. Hani pandemi, hastalığım. Evet, tabii. Hiç kimsenin maaşı kesilmedi. Hiçbir nafakam kesilmedi hastalığım süreci. Hastanede yattığımdan bile. Ama bütün eşlerim başımdaydı. Hepsi yanımdaydı. Destek verdiler. Evet, bu arada sizin hiç kimseyle böyle bir küs bir şeyiniz de olmadı. Bir tek galiba kısa süreli bir evliliğiniz olmuştu Sedef Hanım. Evet, onunla görüşemiyorum. Evet, bir tek onunla değil mi görüşmüyorsunuz? Evet. O zaten çok kısa sürmüştü bir sene kadarıyla. Oradan zaten bir çocuk da olmadığı için. Çocuk da olmadığı için bir bağ yok. Evet, çocuklar genelde aslında eski eşlerle bağlantıyı sürdürme nedeni. Ve hepsi, bütün diğer eşlerimle de bir aile gibidirler çocuklarım ve diğer eşlerimin, yani diğer çocuklarımın anneleriyle. Hepsi yani kardeşler ve anneleriyle de ilişkileri çok iyidir. En çok kime aşık oldunuz Mehmet Ali Bey? İlk eşime çok aşık oldum. Çok küçüktüm. 20 küsür yaşlarındaydım, 20 yaşındaydım. Zaten iç güveysi girdim. Ya çok enteresan değil mi? Evet. Tabii, çünkü... Daha konservatuardan yeni mezun olmuşum. 1500 lira maaş alıyorum. Yani nişanlıydık. Rahmetli babası hakimdi. Çok değerli bir aileydi Ankara'da. Beni iç güveysi aldılar. Abisiyle aynı odada yatıyorduk böyle. O yüzden de çok rahattım ama çok aşıktım. O da benimle böyle bir oyuncak gibi oynardı. Mesela giderdik böyle arkadaşlarımıza, balkondan yüzüğü atardı. Ayrıldık biz derdi. Ben ağlaya ağlaya yüzüğü arardım. Ya. Sonra meğerse atmazmış falan böyle. Öyle çok aşıktım. Ama sonra ne oldu? Sonra değişiyor. Roller değişti. Tabii. Siz ün, şöhret, değil mi? İnsanın başını döndürüyor. Yok, öyle başımı ondan dönmedi. Benim başım hep dönüktü. Ben konservatuarda da öyleydim. Gerçekten yani çok hiperaktiftim. Yani çapkın demeyelim de böyle. O zaman da çok eşliydim. Gerçekten çok eşliydim. Evlilikleriniz esnasında da bu devam mı etti? Bu çok eşliydim. Şimdi ben eşimi dövmedim, örnek olayım ama bunda hiç örnek olmuyor bence. Evet, onu soracağım. Bunlar da var. Bu hatalarım da var tabii canım. Yani inkar etmiyorum, var. Hatalarım var. Keşke bunu yapmasaydım, evliliklerim sürseydi diyor musunuz mesela? Diyorum tabii. Ben şöyle bir şey anlatayım size. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Tamam. Ben çok aşıktım yine bir eşime. Gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm. Ve ağlayarak uyanırdım. Sabah. Ağlayarak uyanırdım, sarılırdım eşime. Öğleden sonra gider aldatırdım. Neden? Doktora sordum bunu. Yani ben de şey gibi... Gülseren Budayıcıoğlu gibi neden diyorlar. Evet. Bu neymiş biliyor musunuz? Ben küçükken çok travmalar yaşadım anne baba arasında. Hı hı. Yani anne sevgisi, baba sevgisi aşağı yukarı hiç görmediğim gibi bir şey. Özellikle anne ve üvey baba olduğu için çok zor bir hayat geçirdim. Zor bir çocukluk geçirdim. Bu yedekleme duygusu bence. Ben bunu kendim çözdüm. Hı hı. Yani devamlı sevgide, ilişkide yedekte birini bulundurmaya çalışıyorum. Hani o giderse ben tek başıma kalmayayım. Evet. Yani muhakkak yedekte biri olsun. Çok enteresan bir şey. Hı hı. Ben bunu hiçbir doktora da söylemedim. Kendi kendime çözdüm bunu. Ama doğru. Bu yüzden yapmış olabilirsiniz. Ama tabii diğer karşı taraf için çok zor bir şey. Evet öyle. Hepsi de çok seviyordu beni. Çok aşıktılar yani. Hı hı. Aşık olunmayacak adam mıyım yani lütfen? Siz peki ilk eşinizden sonra... Şimdi çok kaçamak bir yanıt verdiniz. En çok kime aşık oldunuz? Şimdi bu en kolayıdır. Kime aşık oldunuz? İlk eşime çok aşıktım. Hop geçtik. Bütün magazinsel isimler bir kenara gitti. Ama şimdi gelip geçici böyle çok anlık aşklarım var. Kısa süreli aşklarım var. Hı hı. İkinci eşim Nergis. Kısa süreli bir aşk oldu. Çocuğumuz oldu. Sonra Sedef'e aşık oldum. Bir yaz aşkı. Hı hı. Bir yıl sürdü. İşte en kötüsü şey. En üzüldüğüm, en hayıflandığım nokta. Sedef'le evliyken son eşime aşık oldum. Evet. Yani Sedef o zaman pırlanta gibiydi, melek gibi bir kızdı. Yani... Sedef'e çok haksızlık ettim diyor musunuz? Çok. Bence o dönem o kız çok üzüldü. Çok, çok. Yani ne geldiyse, başıma ne geldiyse, ne çektiysem onun yüzünden. Belki ah etmemiştir. Hı hı. Ah edecek bir kız da değil o. Hı hı. Öyle bir tipi, yaratılışı yok onun, öyle bir karakteri yok çünkü melek gibiydi gerçekten. Size açık söylüyorum. Şimdi evlendi, o yüzden uzun konuşmak istemiyorum. Ama en büyük haksızlığı ona ettim. Çünkü işte insan yapabiliyorsun. Hatta yani. Son eşiniz o düğününüze gelmişti değil mi? Ben doğru biliyor muyum? Yok, ablası gelmişti. Ablası gelmişti, anladım. Kendisi ablası değil. Arkadaşımdı. Hı hı, anladım. Onun vasıtasıyla tanımıştım. Hı hı. Ondan sonra ne geliştiyse gelişti. Ama sonra onunla da aynı şeyler başımıza geldi. Hı hı. İstemeyerek de olsa. Hı hı. Onunla da aldatma yüzünden. Evet, evet, evet. Hı hı. Ama çok yani hala pişmanımdır. Tuğba çünkü çok düzgün. Hı hı. Çok ayakları yere basan. Şimdi doçent oldu. Hı hı. Yani çok donanımlı. Ve çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Fıkra gibidir bu. 4 kere evlendim ya. Evet. 4'ü de Ankaralı. Evet, ne kadar ilginç. Ya. Niye acaba? Şaka gibi değil mi? Evet. Allah Allah. Vallahi. 4'ü de Oğlak Burcu. Aa. Evet. Nergis hariç. Nergis ikizler galiba. Hı. Ay Oğlak kadın da hiç aldatılmayı sevmez Mehmet Ali Bey. Ben Oğlak Burcu'yum yani. Yani hiç aldatılmaktan hoşlanmam. Sanki hiç başınıza gelmedi. Geldi işte, ben de gereğini yaptım. Aman, geldi kapında. Ama geriye dönmeyin parmaktan sonra. Yok asla. Ha. Asla. Biten biter, giden gider. Oğlak kadın öyledir. Bakın sizde ne oldu? Boşalıp geçmişler hanımlar. Allah evet ya. Tabii. Tabii. Tabii yani Oğlak çünkü Oğlak kadını çok sever, değer verir ama bitince de biter. Öyle bir yapısı var. Bir tanesi evlendi sadece benden sonra işte Sedef. Hı hı. O da 2 sene oldu daha. Hı. 15 sene bekardı. Evet, inşallah mutlu olsun. Çünkü İnşallah. Gerçekten ben onun çok üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü bu dünyaya da çok yabancı bir isim. Hani magazin dünyası bir anda kendini garip bir durumun içerisinde buldu falan filan. Sonra zaten çok kısa sürdü. İnşallah umarım mutludur. Umarım çok çok mutlu olur. Peki bu 4 eş haricinde çok aşık oldum ama evlenmedim dediğiniz birisi var mı? Benim yok. Evet. Aşık olduklarınızın hepsiyle evlendiniz mi? Evet, evet, evet. Aynen. Tabii. Tamam. Zaten son dönemlerde böyle aşık olunacak kişi çok zor bulunuyor. Tabii, doğru. O da doğru. Günümüzde ilişkiler çok zorlandı yani. Birisiyle en son bir kızınızdan daha genç olduğu söylenen bir hanımefendiyle bir sevgili olduğunu söylendi, eleştirildi. Kamera şakası gibi bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Şaka mı yaptınız? Tabii tabii tabii. Kostümlerinizi mi tasarlıyor? Yani, stylinginizi yapıyor. Orta Doğu'ya yapıyor. Orada Lübnanlı, Ürdünlü sanatçıları yapan bir hanımefendi. Ondan sonra bana öyle yaparken beraber fotoğraflarımız yayınlandı. O da öyle ekranda birbirimizden hoşlanıyoruz gibi böyle bir laflar edildi. Oğlu geldi geçti. Espriydi yani, tabii, bir şey yoktu. Tabii, yok. Ha, çünkü onu da buradan söyleyelim çünkü o da biraz tepki çekti. Yok. Çünkü zannediyorum yaşı Yasmin'den küçük. Ya, aynı yaştaydı. Aynı yaştaydılar. Hı-hı. Zaten ne yapsam hemen titi oluyor. Evet. Ama normal değil mi? Yok. Peki bir şey soracağım. O yaştaki birisiyle sevgili olur musunuz gerçekten? Hani burada olmamışsınız ama olur musunuz? Olurum yani? Niye olmayayım? Olursunuz. Anladım. Bu konu yaş tepkisi nedeniyle bitmedi yani. Zaten yoktu. Asla. Hı-hı. Yok. Hiç öyle bir şeyim yok yani. Ön yargım yok. Hani biriyle sevgili olurken bu benim kızım yaşında diye düşünmem diyorsunuz. Yok, bu normal mi geliyor? Normal geliyor ya. Hı-hı. Seda Sayan'a nasıl normal geliyorsa bana da normal geliyor. Yalan mı söyleyeyim yani? Evet, Seda Hanım'ın da değil mi son eşi? Evet. Anladım. Anladım yani. Şimdi siz söylemeyin, hemen şeye düşer. Yok, ben kötü yani, ben haberci olarak son eşinin evet, onun da çocuğuyla kıyaslama yapmışlardı, oradan hatırlıyorum. Burada olmadığı için kendisi şimdi. Anladım, siz benim için de normal diyorsunuz. Ben de kızım yaşta birisiyle sevgili de olabilirim, evlenebilirim. Evlenebilirim. Kimseyi de ilgilendirmez. Yani tabii ki ya, benim hayatım yani. Hı-hı. Ben kimsenin hayatına karışmıyorum. Hı-hı. Ne giyinişine, ne dinine, ne ırkına, ne cinsel yaşamına. Hı-hı. Hiçbirinin karışmıyorum. Onlar da benim hayatıma karışmasınlar. Çocuklar karışıyor mu hayatınıza? Birazcık. Hı hı. Vallahi Yasmin karışıyor bence. Yasmin karışıyor. Geçen bir tane altta bir müştemilat var. Kiraya verecektik bir bayana. Oyuncu bir bayana. Hı hı. Baba dedi, hemen geldi, müdahale etti. Ve vazgeçtik. Kiraya vermedik o bayana. Gerçekten? Evet. Oo. Tabii. Oo. Siz de dinliyorsunuz ama bu arada Yasmin'i. Gel de dinleme. Evet. Dinletiyor yani kendini. Tabii, hemen tavır olur. Hatta o gün şey yapmıştı. Bu sizi linç ettikleri gün, işte bu Rönesans'la ilgili, ben senin bu hallerini özledim falan diye geçmişte yaptığınız böyle muhalif bir çıkışı paylaştı. Onu gördünüz mü? Yok, Instagram'da? Görmedim. Tabii görmedim. Ben senin bu hallerini özledim baba diye paylaşım yaptı. Tabii. Aynen. Ha, o çok serttir yani, anasına çekmiş. Hı hı. Çok dik duruşludur. Evet. Yok yani, hani hatta ben şey dedim, babayı bile çat çat eleştiriyor yani. Ama koruyacağı zaman da koruyor bu arada sizi. Tabii. Yanınızda olduğu da süreçler oldu hep yani. Ne de olsa babasıyım. Hı hı. Çocuklardan en çok o mu böyle daha baskın çıktı? Evet. Değil mi? Evet. Yani Sezin hep bir anaç gibi yanımda oldu hastalığım boyunca. Hı hı. O süreçte. O da çok tatlı. Çok yanımda oldu. Evet. Torun da var tabii bir de. Hı hı. O da çok şeker. O duyguyu da tattım. Allah'ıma şükürler olsun. Ne kadar hastalık güzel. Sürecinde ben komada yatarken hamileydi Sezin. Zor onun için tabii. Çok zor. Hı hı. Ve bir tek onu istiyorduk yani. Torununu görsün diyordu herkes. Allah onu nasip etti dualarla. Evet. Çok önemli bir şey. Oğlunuzla aranız nasıl? Aramız iyi. Biraz ergen. Hı hı. İşte anlayın, 16 yaşında. Çok zor. 16-17 gibi. Bir sene sonra Allah'tan sayesinde green card alacağım Amerika'da. rahat Amerika'da çalışabileceğim. Peki o bir şeyler söylüyor mu? İşte baba o niye böyle... Yok, asla hiç. Fotoğraf bile çektirmez benimle. Evet, hiç görmüyoruz zaten. Yok. Evet. Hiç, o konuları hiç sevmiyor. Evet, hiç görmüyoruz. Hiç zaten bulaşmıyor. En öne çıkan Yasmin oldu çocuklar arasında gerçekten. Hani daha yani, bir de sanat dünyasında meslekle alakalı. Mesleki açıdan oyunculuk yapıyor çünkü. Yani yetenekli olması zaten ben sokmazdım. Tabii ki canım. Aynen. Sonuçta 3 çocuğunuz var, bir tek o girmiş. Evet yani bu işte torpil olmaz sanatta. Nitekim bende de öyleydi yani. Hı-hı, olacak bir şey değil. Amerika'da çalışacağım rahat dediniz. Evet. Böyle bir proje mi var? Var. Bir Amerika'da çok ünlü bir kast direktörüyle anlaşma yaptınız. Geldi bile anlaşma. Şimdi ben onu dolduracağım. Resmi sayfamda yayınlayacağım. Harika. Amerikalı o kast direktörünün 6 tane filme önerdi bizi. Müthiş. Tolga diye bir arkadaşım var. Tolga Yüce. O da oyuncu. Türkiye'den 2 kişiyi sadece alıyor. Yani Jean-Claude'dan tut da Bört'ten şeylere kadar, Clint Eastwood'lara kadar hepsinin kast direktörlüğünü yapıyor kadın. Yani öyle çok değerli bir kadın. Şimdi Amerika'da bizi eninde çalıştığı 6 tane filmin kastını bize öneriyor. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Bu arada ben az önce bir şey soracağım demiştim. Siz böyle hani bir takım işte gönüllülük esasına dayalı şeyler de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani çocukları sevindirmek için. Yarın Diyarbakır'a mı gideceksiniz? Cumartesi. Cumartesi mi? Ne için gidiyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Konser için gidiyoruz normalde. Orada akşam sahneye çıkacağız bir yerde. Ama sahneye çıkmadan önce Vali Bey'in denetiminde orada bir okula gidip orada 100 tane çocuğu sevindirmeye çalışacağız. Yani bir güzel. Çocuk gülsün, dünya gülsün projesi adı altında. Onlara eğitim araçları vereceğiz, güreşleri vereceğiz. Giysiler vermeye çalışacağız. Gerçekten çok hassas bir tarafı var. Çocuklar mesela ayakkabı giyiyorlar, büyük geliyor, arkasına gazete kağıdı koyuyorlar. Yani o kadar ihtiyacı olan çocuklar var ki. Şimdi bunu tabii ki millet bilmiyor, etmiyor yani. Bu kameraların arkasında, bizim göründüğümüz objektiflerin arkasında neler yaşıyoruz biz? Yani bütün bunları yapmak için ta gidiyoruz Diyarbakır'a. Yani bunlar söylenmek, yani istemiyorum ama... Yo, söylemek de lazım. Ben iyiliğin söylenmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Eskiden derdim, hani bir elin verdiğini öbür el bile bilmez, ama artık öyle düşünmüyorum. Çünkü insanlar hani yardım edildiğini gördükçe veya bu tarz şeyler yapıldığını gördükçe onlar hani ben de yapmalıyım diye düşünüyor ve hani bunlar böyle bir iyilik zincirine dönüşüyor bence. O yüzden hani yapılabilir. Mesela bizde geçenlerde... Bizde de yanlış gelen bir deyim var. Ne demişler? İyilik yap, denize at. Hayır, ben... Yani böyle bir şey yok. Aynen, yani. Kesinlikle böyle düşünmüyorum. Mesela geçenlerde reklama girmemesi için tabii ki isim vermeyeceğim ama bir inşaat şirketinin bir projesi vardı. Bu proje için bir SMA'lı bebeğin ailesine biz ev hediye ettik mesela. Perşembe günü gideceğiz babanın yanına. Bu işte Göktuğ bebek, annesi babasına diyor ki çöpe at bu çocuğu diyor. Ay tövbe. Anne SMA'lı olduğu için çocuğu reddediyor ve bu çocuğun ailesinin baba kirayı ödeyemiyor. Çocuk için para topluyor. 28 yaşında sadece baba. Gönüllüler var. Gönüllüler para topluyorlar kirasını ödemek için. Ya işte devletin de bu konuda daha hassas davranması gerekiyor ya. Çok rica ediyoruz yani. Çok önemsiyoruz bu konuyu. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassas bu konuda. Yani bu çocuklarımızın ilaçları temin edilsin. Çünkü çok pahalı. Evet, çok pahalı. Yani bir tek Dubai'de var. Bir tek Dubai'de var. Ve çok ciddi paralar ve kampanyaları bayağı uzun bir zaman sürdü. Yani elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz sanatçılar olarak. Yani bütün iş adamlarımıza da çok görev düşüyor. Evet, ben buradan özellikle de iş adamlarına seslenmek istiyorum. Mesela biz bir tanesinin ailesine ev verdik. Kampanyalara katılabilirler. Bu tarz hediyelerde bulunabilirler. Hani bu çocuklara, bu çocukların ailelerine dokunabilirler. Hani bu bir şeydir, harekettir yani. Herkes birbirini tetikler. O yüzden mutlaka söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz de bakın ne kadar güzel, orada gideceksiniz, çocuklara dokunacaksınız. Biz bir gecede bundan 10 yıl önce sanıyorum... Engelli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için bir gecede 1000 tane elektrikli sandalye topladık. 1000 tane. Ne kadar güzel. Yani bunları unutuyorlar. Bunları unutuyorlar. Halkımız bunları unutuyor. Hep kötülerle değil mi anılıyor? Hemen kötüyü hatırlıyorlar. Öne çıkarmaya çalışıyorlar. Kötülük. Peki neden sizle ilgili böyle bir durum var? Niye böyle oluyor sizce? Yani bunun üzerine hiç düşünüyor musunuz? Yani çok çok aktifim ya ben. Kamera önünde, kamera arkasında, özel hayatımda. Bütün bundan kaynaklandığını sanıyorum. Yani işte önüne geçiyor yaptığımız iyilikler, iyiliklerin önüne geçiyor bazı şeyler. Maalesef. Bu mesela hani sonuçta bir hastalık süreci de atlattınız. Hani bu yıpratıcı oluyor mu? Yok. Bunu kötü etkilemiyor değil mi? Yok. Ben çok iyi atlattım. Hepsini tolere ettim. O yüzden çok rahatım yani. Siz hani şov dünyasında onlarca zirvede olan bir isimdiniz. Hani tükenen dostluklarıyla da bilinen bir aslında şov dünyası. Hani bazıları çok iyi dostken çok ciddi düşmanlıklar doğurabiliyorlar kendi aralarında ve düşman oluyorlar. Sizin geçmişten bugüne en yakın dostunuz kim? Şov dünyasından ama bizim tanıdığımız. Seda Sayan. Çok iyi dostumdur. Annesi annem gibidir. Bana oğlu gibi davranır yıllardır. İbrahim Tatlıses. Yıllardır. Rahmetli Osman Yağmur dereliydi. Biz ayrılmazdık yani. Üçümüz, dördümüz. Hep bir aradaydık. Yani aklıma ilk gelenler bunlar. Ama mesela hastalığım sürecinde unutamadığım, desteklerini, yardımlarını, ilgisini unutamadım. Hülya Avşar vardır. Beni hastalığımda yatağımdan kaldırdık yoğun bakımdan, komadan çıktıktan sonra ilk dışarı çıkartan Hülya Avşar'dır. Vefalı bir isim Hülya Avşar. Bunu çok duyuyoruz. Mesela İbrahim Tatlıses'e de şey yapmıştı, gitmişti. Hani çok yakın olmamanıza rağmen zannediyorum. Evet tabii, dönem dönem yani, her dakika değil. Hı hı. Neye üzüldünüz? Şimdi gözleriniz doldu. Onu, o süreci mi hatırladınız? Evet. Yanınızda olmayanlar da oldu değil mi? Ya hiç onları hatırlamıyorum. Hı hı. Hani o şekilde böyle mesela ya ben de artık bununla hiç görüşmeyeceğim dediğiniz oldu mu mesela? O şekilde? Asla asla. Hiç hı-hı. olmadı. Hı-hı. Olmadı. Hiç öyle biri değilimdir ben. Yani hiç kin tutamam yani. Hı-hı. Hülya Hanım'ın o hareketi ama sizi çok etkilemiş anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Peki Seda Hanım'la da arada atışıyorsunuz. Ya o aile içinde. Hı hı. Aile içinde her an olabilir öyle şeyler ama hı hı. Bambaşkadır kardeşliğimiz, dostluğumuz. Yani bir kardeş gibiyiz. Bir aile gibiyiz. Bunu samimi söyleyebilirim. Oğlu benim elimde büyüdü. Benim kızım onun elinde büyüdü. Bunlar çok değerli şeyler. Gerçekten yani her şeyden daha öte. Zenginlikten, şöhretten çok daha önemli şeyler, dostluklar. Hayatta her şeyin başı bence sağlık. Sonra insanın yanında olacak dostlar. Ay Mehmet Ali Beyciğim. Bir peçete rica edebilir miyim ya? Kusura bakma. Ay, olur mu? Ama şöyle düşünün. Ne güzel. Böyle dostlarınız var. Yanınızdalar. Birliktesiniz. Aileniz var. 3 tane evladınız var. Çocuklarınızın sizi çok sevdiğini biliyorum. Hani ben özel olarak hani sizinle de tanışıyoruz ama uzaktan. Ama Yasmin'le benim hani bir şeyim var. Arkadaşlığım var. Ve hani Yasmin'in sizi ne kadar sevdiğini, ne kadar kıymet verdiğini biliyorum. Bunlar çok değerli bence. Evet. Evet. Bir peçete alalım. Arkadaşlar beni seçin. Aynen. Sana zahmet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Yani işte insanlar tabii ki bilmiyorlar kamera arkasında neler dönüyor. İnsanlar sanatçıları hiç duygusal, duyarsız sanıyorlar. Oysa çok hassas sanatçıların tümü. %90'ı böyle. Hı hı. Samimi söylüyorum. Yani ben hepsini tanık oluyorum. Hepsiyle birlikte hareket ediyoruz. Yardımlar olsun, destekler olsun. Hiçbir zaman esirgemiyoruz desteğimizi. İbrahim Bey de zor günler geçirdi. Çok. Yani kaderimiz aşağı yukarı aynı onunla. Ha, öyle görüyor musunuz? Onu evet evet, o da aynı şeyi söylüyor. Hı hı. Mesela benim çocuklarım onun çocukları gibidir. Öyle bakar. Benim Sezin'im ona baba der yani. Düşünebiliyor musunuz? Bilmiyordum yani, bu kadar. Yani bu derece. Hı hı. Yani bunu hiç aranızda konuştunuz mu? Ben onu merak ediyorum. Yani biz aynı şeyleri yaşadık gibi böyle hani. Öyle zaten konuşmaya gerek yok. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Hı hı. Aşağı yukarı beraberiz her ay. Görüşürüz, o buraya geldiğinde ben evine giderim, onu ziyaret ederim. O bir tane doktor bulur. Hemen beni çağırır tedavi için. Hiç kimseyi aramaz, hemen beni arar. Hı hı. Lütfen bunda tedavi olmaya bak. Fizik tedavi falan diye. Öyle terapist beni çağırır hemen. O da iyi şu anda ama hani. Çok çok aynen. iyi maşallah. Birazcık işte ayakları bu son kazadan evet. dolayı. Hı hı. Yani. İnşallah daha iyi olsun. Peki hiç dost kazığı yediniz mi? Ha, çok. Hı hı. Yani 3-4 tane yedim. Hı hı. Ama sanatçıdan değil. Hı hı. Normal kendi. Normal kendi arkadaşlarımdan. O da benim iyi niyetimden ya. Hı hı. Yine de az yemişim. Yani çünkü profesörler bile yiyor, hakimler yiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hepimiz. Nelere herkes. Kanıyorlar yani. Hı hı. Nelere dolandırılıyorlar. Ben de onun gibi dolandırıldım işte. Hiç hayatımda girmediğim bir borsaya girdim. Arkadaşım beni dolandırdı. Yani Orhan Gencebay falan da vardı. O da aynı dönemde dolandırıldık. Hep beraber. Hı hı. Ama bu şekilde hani maddi dolandırmalar tabii, vesaire tabii, tarzı tabii. şeyler oldu değil mi? Tabii tabii hep böyle. Hı hı. Peki az önce bu kumar konusu açıldığında onu söyleyecektim. Hani bu Serdar Ortaş'la ilgili bir açıklamanız vardı. Hani Serdar aslında her şeyini kaybetti, çok oynadı ama ben duracağım yeri hep bildim dediniz. Evet, biz ya, çok ona tavsiyede bulunduk. Hı hı. Bizim çok yakın arkadaşımız. Çok zorluklar yaşadı. Serdar Bey de programıma geldi benim. Gerçekten. Aa. Evet evet ve böyle Covid döneminin artık sonları gibiydi. Ve hani çok ciddi zorluklar çektiği bir süreçti onun. Orada o da böyle çok üzülmüştü, duygulanmıştı yani hani zor bir dönemiydi. Ama o hani ya burada duracağı yeri bilmek insan için hani zor bir şey değil mi? Yani hani... zor gibi geliyor ama teslim olmamak gerekiyor. Yani esiri olmamak gerekiyor. Ben şeye de tavsiye ediyorum, gençlere de tavsiye ediyorum. Yani kumar adına değil, sanat alemde. Orada bile teslim olmayın ya, değil mi? Yani onun esiri olmayın. Yani ben de hiç esiri olmadım yani. Ne kumarın esiri oldum, ne sanal alemin esiri oldum, hiç. Yani Instagram'ı da TikTok'u da eğlenmek için yapıyorum. Yani oradan para kazanayım, oradan dost kazanayım, oradan muhabbet edeyim falan, yok bunlar. Ben eski günlerimin adına yapıyorum mesela TikTok. Birebir böyle canlı konuşuyorsunuz ya. Evet. O çok hoşuma gidiyor sanki. Evet, onu diyecektim. TikTok'a girmeniz bile eleştirildi. Niye TikTok'a girdi dediler. İşte kötü kötü şeyler söylediler vesaire. Hani bu eleştirilere karşı ne diyeceksin? İstediklerini desinler yani. Benim oradan gelecek paraya Allah'a çok şükür ihtiyacım yok. Onu soracağım. Oradan çünkü bir para kazanılıyor. Tabii. Böyle dünya paraları değil tabii ki canım. Hani herkes biliyor bunu yani. Tabii öyle ama yani küçük küçük meblağlar da olsa bir şey geliyor. Yani ona bir şey ihtiyacınız geliyor olduğu için yaptığınızı düşünmüyorum. Yok. Sadece bana o eski günleri hatırlattığı için yapıyorum. Çünkü birebir böyle bir ortam yok. Böyle bir platform yok daha doğrusu. Hani göz göze geleceğim, konuşacağım, muhabbet edeceğim. Ben eskiden öyle değil miydim? Ekrandan Konya'daki yarışmacıyla böyle sohbet ederdim. Evet, doğru. Şimdi de Türkiye'nin her yerinden İnsanlarla sohbet ediyorum birebir. Onlarla konuşuyorum, bana soru soruyorlar, paylaşıyoruz. Dertlerini anlatıyorlar, ben problemlerimi, sorunlarımı onlara söyleyebiliyorum. Bunun için seviyorum. Bir Z kuşağı tartışması da var ya, sürekli çıkan işte. TikTok Z kuşağının aslında merkezi. Yani anlatabiliyor muyum? Çok yaş grubu oldukça küçük bir tabii. Benim gibi çok az var ya. Hem selebriti olacak. Tabii çok az. Hem yaş itibariyle çok az var. Evet, genelde hani no name, tanınmamış birçok insan orada TikTok ünlüsü oluyorlar bunlar. Fenomen oluyorlar. Yaşları da küçük aslında bunların. 20'lerinde. Hani. Evet, 30'lar da var filan. Aynen. En fazla 40 yani. Onun üstünde ben görmedim açıkçası. Evet, ben de. Tekim yani, TikTok'ta da tekim yani, ona göre arkadaşlar. Niye peki eleştirildi sizce yani TikTok hesabı? İşte diyorum size, kötülükten besleniyorlar ya, çekemiyorlar. İşte diyorlar ki buradan da para kazanacaksın. Halbuki buradan kazanılan para nedir ki arkadaşlar yani? Öyle bir şeyim yok yani, beklentim yok açıkçası. Anladım. Peki Z kuşağı ile iletişiminiz nasıl? Çok iyi. Hani yani ben seviyorum, dinliyorum onların parçalarını. İzabel benimle yayına gel. Ya o ufak bir çocuk var ya, inanılmaz. Ya acayip ya, değil mi? Ork çalıyor. Ben onunla iletişim kurmak üzereyim. Tabii beraber yayın yapacağız. O böyle çalacak piyanosunu. O inanılmaz komik TikTok yayınları yapıyor. Synthesizer. Bir de böyle hemen o flütünü de alıyor ağzına böyle hop diye oradan. Bir güzel söyleyemiyor. Bu arada şeyi de soracağım size. Nafakayla ilgili yanıt gelmiş mi? 26'dan... Yok, henüz nafakayla ilgili 26 seneden fazla nafaka ödeyen yok. Yok yani. Şeyi sormak istiyorum ben size, bir saniye. Bu da ana konulardan bir tanesi. Şimdi siz dediniz ki yine ya Tuğba'cığım bir röportaj yapmışsın, ne röportaj yapmışsın yani, sürekli de senin röportajı yapıyoruz, soruyoruz burada. Eşcinsellik sapkınlıktır ifadeniz çok konuşuldu. 2017'de biseksüel değilim, olsaydım gururla söylerdim diye bir açıklamanız olmuştu. 5 senede ne değişti? Yani 5 senede ergen bir çocuğum oluştu, gelişti çocuğum. Beni bu konuda o yaşında çok uyardı. Mesela arkadaşlarım gelebiliyor eve. Yani homoseksüel arkadaşlarım çok var benim yıllardır. Onların içinde büyüdüm. Çok dostum var. Yani hiçbir zaman yadırgamadım. Hiçbir zaman eleştirmedim onları. Her zaman saygı duydum. Hiçbir zaman. Ama çocuğum beni çok eleştirdi. Yani baba niye onlarla görüşüyorsun? Baba bunlar ne? Bunlar erkek mi? Bunlar kadın mı? Sonra bir şeye düştüm. Oğlunuz mu? Evet. Sonra bir şüpheye düştüm. Yani oğlum çok rahatsız olmaya başladı açıkçası. Bunun üzerine bir şapkamı önüme koydum. Yani ergen bir çocuğum var. Siz ister misiniz Allah korusun çocuğunuzun homoseksüel olmasını? Çok açık bir şey yani bu. Yani çok normal hani bir şey değil. Bizim tercih edebileceğimiz bir şey değil ki. Yani hani bizim yönlendirmemizle olan bir şey değil ki. Evet yani sapkınlık diye şöyle adlandırdım. Belki bunu çok böyle sert algıladılar. Hı hı. Birazcık eleştirir tarafıyla baktım. Bir psikiyatra, bir psikoloğa gittiğinizde bunu çok normal sayabilecek mi? Yani şöyle... Bir doktor. Hani... Ne diyecek? Yavrum bu normaldir, çok doğal bir şey. Sen bunu olmuşsun doğuştan. Böyle mi diyecek? Genelde böyle yorumluyorlar artık. Artık. Hani... Yok artık yani Amerika bile böyle yorumlamıyor. Amerika bile artık kadın iki erkeğin evlenmesini yasakladı. Biliyor musunuz? Yani şöyle, çoluk çocuk var çünkü. Bu arada ben bunu onayladığım için veya estağfurullah olduğum için söylemiyorum. Sadece şunu demek istiyorum. Hani böyle çok sapkınlık gibi bir şey söylemek çok sert geldi. Sert geldi sadece. Tercih meselesi ya bir de aynı zamanda. Hani bir de mesela... Işte... Tercihlere saygı duyuyorum. Hı. Benim çok arkadaşım var. Hiç. Hı hı. Karı koca arkadaşlarım da var iki erkek. Hı hı. Ama ben de bunun bir lobi faaliyetine dönüştürülmesini, bunun teşvik edilmesini, bunlar bence de doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Yani teşvik edici yayın, teşvik edici yapım bunların doğru olduğunu ben burada söylemiyorum. Sadece ama hani bunu tercih edenlere yönelik de sapkınlık dediğiniz için sanki size biraz... Ama nasıl adlandırabileceğiz onu? Onu isim koyamıyorum yani bir terim. Yani bu özgürlüğe müdahale olarak görülüyor, algılanıyor. Son birkaç gündür de bununla ilgili tartışmalar var. Hani Tuğçe Kazas'ın başlatmış olduğu bir işte yürüyüş var, buna gelen tepkiler var vesaire vesaire. Çok aslında kritik bir konu haline geldi. Bir de tam tersi düşüncede olanların yürüyüşleri oldu. Tabii, değil mi? Evet, evet. Ben ona katılmadım mesela. Hı hı. Yani öyle sapkınlık olarak adlandırsam, öyle nitelendirsem, hı hı, öyle bir cümle kursam yani, hı hı, bu cümle belki sert olmuş olabilir. Hı hı. Yani bundan dolayı alındılarsa da çok özür diliyorum arkadaşlarımdan. Arkadaşlarınız size alındılar mı? Yok, bunun alınmadılar. Üzerine. Yeminle, hı hı, hiçbiri alınmadı. Hı hı. Alınmadı yani çünkü beni çünkü biliyorlar yani, hı, kaç yıldır onlarla iç içeyim. Ve sadece oğlum bu konuda hassas diye ben de hassas davranmaya çalıştım. Ve ağzımdan sapkınlık çıkmış olabilir. Hı hı. Belki sapkınlık dememek lazım. Hı hı. Yani cinsel tercih. Hı hı. Yani bu daha doğru olacak bir şey. Ve ona da saygı duyuyorum. Yani insanların nasıl dinine, ırkına saygı duyuyorsam, renklerine saygı duyuyorsam buna da saygı duyuyorum. Anladım. Yani bu konuda o kadar objektifim ki bugün mesela bana azınlıklardan Rum lobisinin başkanı telefon açıyor, benden özel röportaj istiyorlar. Hı. Yani kimse beni eleştirmiyor, kimse yadsımıyor, kimse inkar etmiyor. Türkiye'deki Rum lobisi. Şimdi şunu da soracağım. Şimdilerde yayınlanan show programlarını izliyor musunuz? Talk show'ları takip ediyor musunuz? Yok, maalesef. Vallahi etmiyorum. Hı hı. Ediyorsanız nasıl buluyorsunuz? Yalan söylemeyeyim, etmiyorum. YouTube'la hiç aram hoş değil. Hı hı. Gerçi genelde bunlar YouTube'da yayınlanıyor galiba. Evet, bazı platformlarda da yayınlananlar var. Mesela şimdi Hasan Can Kaya var. Duydum onu. Hep hakaret ve küfür üzerine. Evet, çok ağırlıklı küfür ediyor, evet. Evet. Seyretmedim, o yüzden bir şey izledim. Televizyonda yayınlanmıyor zaten. YouTube'daydı. Sonra Acun Ilıcalı'nın platformuna geçti. Yani seyretmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama bunun üzerine kurulu bir şeyse yani bence hoş bir şey değil yani. Ama insanların hoşuna gidiyor hakaret duymak orada seyrederken onu. Neden böyle sizce? Hani niye mesela küfür edilen şeyler izleniyor? Ya ne bileyim işte o karşısındaki... Milyonlarca izleniyor bu bahsettiğimiz arkadaş bu arada. Hadi milyonlar, canım. Milyonlar. Yani hani YouTube'un en çok izlenen şeylerinden bir tanesiydi, şovlarından bir tanesiydi. O yüzden zaten... Yok ben Acun altını çizmek istiyorum. Milyonlar olamaz. Türkiye 85 milyon. Hı hı. Türkiye 85 milyon. Türkiye'nin 80 milyonun böyle hakaret duymak ister mi? Böyle küfür duymak ister mi? Sanmam. Öyle hesaplayalım. Hı hı. Yalnızca 1 milyondur en fazla onu seyreden toplamda. Yani YouTube rakamlarıyla böyle kaçı buluyordu? Arkadaşlar bana bir bilgi versenize. Bir 3-4 milyonu buluyordu değil mi? Bu ya ne olacak yalan dolan o 3-4 milyonlar. Hı hı. Türkiye 85 milyon. Biz böyle bir ülkeyiz. Böyle bir kültürümüz var. Hı hı. Hakaret duymaya alışık mıyız ya kardeşim? Küfür duyacaksın sen suratına. Oturduğun yerden küfür edecek bana. Ben sizin programınıza gelmişim. bana küfür edeceksiniz. Haşa, böyle bir şey olabilir mi yani? Zaten neye yarar bu? Olur mu böyle bir programcılık anlayışı? Asla kabul edemem. Çok yani. Garip yani bunun gelişmesi de, o yüzden ben de merak ettim siz nasıl görüyorsunuz? Yani Türk halkı kesinlikle böyle bir şeyi kabul edemez. Asla. Ne olacak ki, nereye kadar gider yani? Kaç yıl sürer? 50 yıllık Mehmet Ali var mesela. Bir Erkan Yolaç var 50 yıldır. Bir Halit Kıvanç var 50 yıldır. Hangi programında küfür etmişler, hakaret etmişler? Bu hani eskiden hani televizyonlarda özellikle bu şekilde sürdürülebilir olmak tabii çok ciddi bir zeka da gerektiren bir şeydi. Mesela siz de öyle. Mesela sevgili Okan Bayülgen'in de çok zeki olduğunu düşünüyorum açıkçası, o da senelerce. Ne hadi Okan Bayülgen hiçbir küfürle ya da hakaretle program yaptı mı yani, küfürle? Hiç, asla. Ne ihtiyacı var? Çünkü donanımı var, zekası var, eğitimi var. Evet, bu arada Okan Bayülgen evet, gerçekten çok şey, donanımlı bir insan. Yani entelektüel düzey. İki tane, üç tane lisan biliyor adam yani. Şimdi o zaman hani o donanım kalmadığı için mi bu tercih edildi? Tabii biraz daha ucuzladı. İşler daha ucuzladı açıkçası. Yani nedir background'u o arkadaşımızın? Onu bir öğrensinler Allah aşkına ya. Çok merak ettim yani. O arkadaşın background'u nedir? Yani çünkü bu tarz bir... Mesela şimdi bilgi geldi. 2,5-3 milyon civarında izlenmesi var diye. Hani ciddi bir rakam YouTube için. Ve hani... Ama bunların bazıları da 1 milyon, 2 milyon takipçisi, 10 milyon takipçisi olanlar var. Ne kadarı doğru, ne kadarı organik? O da doğru tabii. Yani nerede var? Bunlar da var. Fake bir takım takipçiler. Dedim size de, Türkiye 85 milyon. Bak işte en fazla 2 milyonla, o da organik olmayandır belki de. Onunla, ama beğendiğiniz bir isim, beğendiğiniz bir böyle televizyoncu, şovmen var mı? Hani şu varmış ben... İlker hani... Yasin var mesela, takdir ettiğim sunucu, şovmen olarak. İlker Yasin'i çok takdir ediyorum. Yeni neslin, genç neslin yetenekli sunucular. İlker Ayrık mı? İlker Ayrık. Ha, tamam. İlker Yasin de şey, spor spikeri. Aynen. Ondan İlker sonra Ayrık. Mesela oyuncularda Şafak Sezer'e çok gülerim. Çok yetenekli, çok doğal. Ama ne küfür kullanıyor, ne bir şey kullanıyor. Kendi yeteneğiyle, tamamıyla. Şahan Gökbakar hakkında ne düşünüyorsun? Şahan'ı da çok yetenekli bulurum, çok donanımlı bulurum. Çünkü Ankara'dan mezundur, onu çok iyi biliyorum. Recep Ivedik de çok eleştirilmişti ilk yayınlandığında. Ya sinema ya, bu bir sinema arkadaşlar. Yani bu bir oyun, bu bir şov dünyası. Yani orada da küfür çok yok yani, sadece... Küçük küçük şeyler var değil mi? Evet evet, çok çok yok. Dokundurmalar var sonra yani. Zaten hani böyle ufak ufak kesilerek televizyonlarda da yayınlandı ya, sinemadan sonra. Ha, şey gibi değil yani, o neydi o? Erşan gibi değil, affedersiniz yani. Bir de üstelik devamını çekiyorlar. O yayın kuruluşu da, o dijital platformu da tebrik ediyorum yani. Devamını çektikleri için. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani nasıl devamını çekiyorlar, hayret bir şey. Bu platformlar... Bir de üste para veriyorlar yani, küfür ediyor. Üste bir de para kazanıyor. Bu platformlardaki bazı içeriklerin, hani sadece bunu tabii ki ben Erşan Kuneri için konuşmuyorum genel anlamda. Hani çocuklar için zararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. O 18 yaş ibaresi boş. Tamamıyla boş yani, hiçbir anlam taşımıyor orada yazılan. 18 yaş diyor ki işte şey içerikli... Uyuşturucu içerikli, yok bilmem ne içerikli filan. Hiçbirini doğru olarak orada yazdığına ve uygulandığına emin değilim. Çünkü çocuklarla birlikte seyrediliyor ya birçoğu. Doğru. İster istemez çocuklar buna müdahil oluyorlar. Tabii isterlerse açıp izleyebiliyorlar zaten, hani onların önünde. Tabii tabii tabii. Evet. Bir sosyal mecra var bir de çocukların elinde artık, 15 yaşından itibaren, 14 yaşından itibaren. Her şeye ulaşabiliyorlar artık. Tabii. İzninizle kısa bir ara vereceğim. Ardından buradayız. Ara. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Mehmet Ali Erbil'e sorularımızı yöneltmeyi sürdürüyoruz. Yüz yüze. Evet. Şimdi bugüne kadar ekranlarda yaptığınız bir hareket, kırdığınız bir pot, söylediğiniz bir sözden dolayı hiç pişman olduğunuz oldu mu? Hani ya bu çok saçmaydı falan dediğiniz, hatırladığınız bir hareket var. Yok yani hepsinde de hata bende değildi aşağı yukarı. Yani bir iki tane böyle ağzımdan kaçan cümleler oldu, kelimeler oldu. Ama dediğim gibi canlı yayın bu, herkesin başına gelebiliyor. Bir de hiçbirinde suçlu ilan edilmedim. Ne Rütük tarafından ne Avrupa'da, biliyorsunuz insan hakları Avrupa toplumunda bu mahkemeye gidiyor. Tabii. Orada her seferinde prodüksiyonu ve kanalı suçlu buldular. Çünkü kanalın sorumluluğunda. Diyor ki sana diyor bir prodüksiyon veriyoruz. Bunu diyor sağlıklı yapmak zorundasın. Güvenli yapmak zorundasın. Bu bir canlı yayın. Sen kanal diyor. Bunun diyor önlemini almak zorundasın. 5 saniye diye bir kural vardır biliyorsunuz. Tabii. Bunu diyor uygulayacaksın. Sunucun diyor her şeyi üstlenmek zorunda mı diyor bütün riskleri. Hiçbirinde suçlu sayılmadım. Bir de çok risk barındıran bir programda aslında. Tabii hepsi. Çünkü neden? Çarkıfelek dışındakilerin hepsi boş, içi boş programdı. Ben dolduruyordum. Yani oraya insanları diziyordum. Mesela insanları. Onları böyle insanlar çok gülüyorlardı böyle değişik tipler. Halktan. Oradan böyle seyircilerden. Onların böyle bellerini iyice sık sık bağlıyorduk pantolonlarını. İndiriyordum böyle. İçinden uzun don çıkıyordu. Pijama çıkıyordu. Yaz günü böyle yünlü bir şeyler çıkıyordu. Bir olay olmuştu hatırlıyorum. He, millet geberiyordu gülmekten. Evet. Millet bununla eğleniyordu. Bunları ben üretiyordum. Ve her gün yapıyorduk bunu. Evet. Her gün ama. Yani bu prodüksiyonun, programın bir şeyi olmuştu. Klişelerinden bir tanesi olmuştu. Rutin. Şimdi tumanlarını ben mi bağlayacağım yarışmacıların? Affedersiniz. 20 kişi çalışıyor arkada. Herkesin bir görevi var. 20 kişi arkada çalışıyor. Ben gidip teker teker herkesi kontrol mü edeceğim? O gün yine her zamanki gibi aynı rutin şeyi yapıyoruz. Asker dur dur. Eller yukarı yukarı, bir tanesi indir, her şey indir. Hatırlıyorum evet. Ay çok fenaydı. Affedersiniz bunda benim suçum var mı şimdi? Mahkemelik mi olmuşsunuz, bir şey olmuş? Ben mahkemelik olmadım. Çünkü benim hiçbir suçum çıkmadı yani. Evet. Avrupa'dan şeye gittiler mahkemesine. Dediler ki kanalın suçu, prodüksiyonun suçu. Siz o zaman bunun önlemini alacaksınız kardeşim. Adam mı bakacak, hem sunuculuk yapacak hem tuman mı bağlayacak adam? Doğru ama bu arada yani. Ay. Bir o mu var mesela hani? İlk gösteren benimdir dünyada. Ama elimde olmayan sebeplerden dolayı. Tabii. Büyük olaydı o dönem. Hiçbir suçum yok yani. Gerçekten yok. Ama böyle hani çok da hani bu olmasaydı dediğiniz, bunun haricinde bir şey çok yok galiba. Yok yok. Bir tane var da onu söylemek istemiyorum böyle. Yani ağzımdan çıkan bir kelime vardı. Hemen linç ettiler ama beynimden başka bir şey çıkıyor, geçiyor. Ağzımdan başka bir şey çıkıyor. Ha, onu da hatırlıyorum evet. Ama hiçbir şekilde yani suçum yok. Tamamıyla niyetim. O da rejisörün hatası. Yani evde elektrikleri sönen bir evi bağlıyor bana. Ben de orayı kotarayım diye. Anladınız mı? Evet. Yine uğraşıyorum ki canlı yayını götüreyim. Evde elektrikler sönük. Ne yapacağım ben? Başka bir tarafa bağlayamıyor. Kalmışız öyle karanlıkta yarışmacıyla. Onun üzerine yani öyle bir laf çıkıyor ağzımdan. Ama hemen linç ediliyorum. Maalesef. Bir daha Çarkıfele'yi sunmak ister misiniz? Tabii çok isterim. Neden olmasın? Geçen sene böyle bir proje vardı duymuştum. Böyle bir şeyler oldu. Ama şimdi kanallar biraz zor giriyorlar bu işlere. Belki haftada bir Kanal D'de yapma durumumuz söz konusu olabilir. Yapım grubuyla konuştuk. Onlar haber öncesinde böyle bir şey istiyorlar. Haftada bir gün bile olsa. Neden olmasın? Çünkü insanlar çok özledi. Evet tabii. Bana neler geliyor yani. Ne mailler geliyor. Tekrar yapın Çarkıfele'yi. Çünkü bir zamanlar fenomendi ya. Yani Ramazan demek Çarkıfelek demekti. Evet evet. Yani. Ramazan eğlencesi gibi bir şeydi. Herkes istiyordu. Gerçekten hani onu dedim ya en başta. Hani televizyoncular var, herkese hitap edemeyen, işte belli bir kesimin tanıdığı. Ama hani siz herkesin o dönem gerçekten mutlaka bir şekilde izlediği. Hani sürekli izlemese de hani oturup bir gün bile olsa izlemişliği vardır yani herkesin Çarkıfele'yi. Dijital platformlardan bile geliyor o tip teklifler. Aa, tabii. Düşünmüyor musunuz dijital platforma? Yo, düşünüyorum. Bakalım sağlam bir şekilde otursun yerine, açılsın. Yani alternatif olacak zaten. Yani şimdiki dijital platformlar hep dizi ve film yayınlıyorlar. Evet. Bu alternatif bir şey olacak. Entertainment kanalı gibi bir şey olacak. Güzel. Orada yapabilirsiniz. Evet, evet. Onun haricinde anladığım kadarıyla kanaldan da tamam istiyorsunuz. Sizi izleyeceğiz Çarkıfelek'le demek ki. İnşallah. Ben de çok istiyorum. Yine yakın bir zamanda. Peki size bugüne kadar mesela yaptığınız bir espri nedeniyle açılmış bir dava var mı? Bu az önce bahsettiğiniz şey haricinde. Mesela bir kişinin çıkıp açtığı bir dava veya bir ünlünün açtığı bir dava. Ha, şey olarak böyle küfür olarak filan mı? Küfür olarak var, hı hı, bir tane. Hı hı. O da benim şeyimde değil yani. Ekranda olmayan, odamda yaptığım bir küfür. Düşünebiliyor musunuz? Bir kafan açık kalmış. Aa, evet, anladım. Yani düşün. Hı hı. Siz haber sunucusunuz. Hı hı. Odanıza gitmişsiniz. O arada program devam ediyor. Başka bir şey habere giriyor. Sizin sesiniz giriyor içeri. Anladım. Buradan dolayı açılmış. Buradan dolayı. Bir de üstüne üstlük o bir çarkıfelekteydi. Araba istiyordu. Araba isterken bütün bunlar oldu. Ben içeri girdim. İçeride öyle bir şey olunca aman dedim, arabada istiyor bilmem ne diye böyle kötü bir şey çıktı ağzımdan. Hı hı. Ama içeri girdim, dedim ki telsiz karıştı dedim yayınımıza filan dedim. Arabayı verdim. Bak aradan bir ay geçti, mahkeme celbi geldi. Neden? Küfretti, bir de tazminat istediler. Hem arabayı verdiniz hem tazminat. Aldılar mı tazminatı? Evet. 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 Keşke arabayı vermeseydim, evet, dediniz mi? O hem de nasıl dedim. Tabii. Yani keşke elimde olsa gider alırdım arabayı oradan. Kapılarından çalardım arabayı vallahi. Yani böyle bizim insanımız böyle maalesef. Mehmet Ali Bey yardım edin diye yarım saat bağırırlar. Mehmet Ali Bey günlerinizi özlediniz mi? Özledim. Mehmet Ali Bey parmaktan sonra diye. Bunun formatının bir şeydi bile bende, patenti. Aa, parmağın mı? Tabii, kimse yapamaz bunu. Evet, zaten siz de özdeşik. Birisi yapsa da öyle durmaz ki. Şimdi boşanmış bir anne baba çocuğu oldunuz ve bunun travmalarını yaşadığınızı hani anlattınız. İşte ya yani meslek seçiminizde bile aslında etkili olmuş. Yatılı okula göndermişler siz vesaire vesaire. Fakat günün sonunda 3 tane çocuğunuz var ve onlar da boşanmış bir anne babanın çocuğu oldular aslında baktığınızda. Maalesef, tabii. Evet. İyi bir baba olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani ben 14 yaşında... Anne baba tarafından ayrıldım, yalnız başıma kaldım konservatuvarda. Yatılı okuldaydım, her gece ağlardım. Allah'ım ben çocuklarıma böyle bir şey yaşatmayacağım. Onlar ayrı anne babaların evlatları olarak büyümeyecekler diye kendi kendime 14 yaşındayken söz verirdim. Ama hayat öyle gelişmiyor. Maalesef gelişmiyor. 14 yaşındaki düşüncem, primitif düşüncem öyleydi. Ama... Sonra bütün bunlar başıma geldi. İstedim, istemedim, hiç farkında değilim ama çocuklarıma elimden geldiğince iyi baba olmaya çalıştım. Çok hoşgörülü, çok özgürlükçü bir baba oldum. En iyi tarafım oldu. Onları özgür bıraktım. Hiçbir zaman sıkmadım onları. Hiçbiri diyemez ki babamız bize baskı yaptı. Bir kere bile sesimi yükseltmemişimdir, düşünebiliyor musunuz? Bırakın. Fiziki bir temas, bir tokattı, bir şeydi. Hı hı. Sesimi yükseltsem içeri gider ağlardım çocuğuma. Hı hı. Yani öyle bir şey. Yani biz anneden de öyle terbiye gördük. Babama ben 40 yaşına geldiğimde bile baba diyemezdim. Babacım öğrenmiştim. Hala babacım derdim. Ve bacak üstüne bile atamazdım. 40 yaşında koca adam olmuştum. Koca televizyoncu olmuşum, bacak üstüne babamın yanında atamazdım. Yani ama babam da beni hiçbir zaman küçüklüğümden beri 5 yaşında bile kucağına alıp sevdiğini hatırlamam. O da çok acı bir şey. Gerçekten bir çocuk için düşündüğünüz zaman çok acı bir şey yani, bunu hissedememek. Tabii. Peki mesela çocuklarınızı en çok neden korumak istersiniz veya istediniz? En çok sevgisizlikten korumak istedim. Yani ben Yasmin bile 18 yaşında bileken birlikte uyuyorduk. Çocuklarımla beraber uyuyorduk. Yani o sevgiyi hep onlara vermeye çalıştım. Hep hissettiler onlar. Sevgimi hissettiler. Hep yanlarında oldum. Ne kadar ayrı da olsam, ne kadar işim yoğun da olsa. Baktım olmuyor. İşimde yanımdaydılar. İşimde bile yanımda oluyorlardı. Kuliste yanımda oluyorlardı. Kimi zaman programda Yasmin Toblerone'u çeviriyordu küçücükken. Yani hep yanlarında olmaya çalıştım. Sizin kendi çocukluğunuzla ilgili özlediğiniz bir anınız var mı mesela? İyi hatırladığınız, şöyleydi. Yok, maalesef dediğiniz öyle güzel anılarım yok. Hı hı. Yani hatırladığım hiçbir güzel anım yok. Çocukluğunuzla ilgili hiç hatırladığınız güzel bir şey yok. Yok. Sadece 5 yaşındaydım. Annem babam ayrılmıştı. Böyle bir oyuncak piyanom vardı kucağımda. Taksiyle anne evinden anneanne evine gidiyorduk. Onu hatırlıyorum. Hı hı. Bir tek anım o. Yani küçüklüğümde hatırladım. Sonra tabii anneanne evi, eski İstanbul evi, 3 katlı. Annem, ben, abim yaşıyoruz. O koca evde. Korkudan ölüyorduk. Üçümüz aynı yatakta yatıyorduk. Annem dua okuyordu. Biz onları tekrarlıyorduk böyle küçücük çocukken. Yani hatırladığım bunlar. Hı hı. Başka aslında böyle güzel anılar yok. Biraz da şey oluyor, insan herhalde hoşlanmadığı şeyler olunca siliyor aklından, kafasından. Pek anı olarak biriktirmiyor belki de hani. Ama olsa muhakkak hatırlarım ya. Ne bileyim, bir doğum günü partisiydi. Ne bileyim bir eğlence. Belki bir... Hiçbir doğum günü partiniz olmadı mı? Hatırlamıyorum işte. Hı hı. Olsa hatırlarım yani, değil mi? Hatırlamıyorum gerçekten. Evet. Peki çocuklarınızla ne derece karışıyorsunuz? Mesela az önce konuşurken dediniz ya hani sevgili seçiminizle alakalı sordum. Mesela kızınız yaşında bir sevgiliniz olabilir, kimseyi ilgilendirmez dediniz. Peki Yasmin mesela dese ki babacığım benim işte şu yaşta bir sevgilim var. Sizin yaşınızda biriyle sevgili olduğunu öğrenseniz müdahale eder misiniz? Bilmiyorum ki, o günkü koşullara bağlı. Hı hı. Yasmin'in öyle bir tercih yapabileceğini de sanmıyorum. Hı hı. O konuda müsterihim. Evet. Ama yine de özgür bırakırım. Hı hı. Yani çok müdahale edemem yani, nereye kadar, çünkü birçok şeyde annesiyle birlikte karar verdik biz onu özgür bırakmaya. Hı hı. Çünkü ayakları üstünde durmayı bildi Yasmin. Evet. O yüzden de çok karakterli, düzgün yetişti. Bu konuda çok şanslıyız. Yani bir de bu tarafı var olayın. Doğru. Şanslı olmamız, yani karakterli olması. Hı hı. Yasmin'den örnek vermemin sebebi sürekli bu arada sevgili Sezin'in evli olması. Evet. Ve çocuğu olması tabii. Hani o yüzden onu örneklemiyorum. Bu arada Sezin paylaşmış, bir paylaşım gördüm Instagram'da story. Zannediyorum bizi paylaştı. Buradan ona da selamlar, sevgiler iletmek istiyorum. Dede, dede diyor. Aha, torun sahibi olmak güzel bir şey değil mi? Baştan hiç algılayamıyordum. Hı hı. Çünkü pandemi döneminde hiç dokundurtmuyordu annesi. Çok hassastı bu konuda. Dokunamıyorduk ya. Ben torunuma dokunamayacak mıyım? Dokunamıyordum, dokundurtmuyordu. Hastalık geçince ancak yeni yeni dokunmaya başladım. Şimdi en çok beni seviyor ailede. Yani. Dede diyor. En çok sevdiğim 5 lafı onu söylüyor. Dede 5. Ama dedeler de çok sevilir. Peki şey bunalımına soktu mu sizi? Dede oldum ben ya falan diye böyle. Hani insan öyle hisseder ya. Yok ama çok tuhaf geliyor ya. Tuhaf gelmiyor mu yani? Hani mesela benim arkadaşımın sevgili Aslı'nın oğlu var mesela, Kerem, 13 yaşında. Beni uyuz etmek için şey diyor Kerem'e bazen. Teyze de buna, teyze de falan diyor. Ama bana fenalık geliyor mesela, aynı teyzesi diye. Ama kocaman çocuk o da yani, 13 yaşında çocuk. İşte abla desin diyor. Yok o zaten demiyor. Hani Aslı böyle Buket teyzem falan diye dalga geçmek için yapıyor. Ama hani şimdi sizde de mesela hani ya böyle dede deyince böyle insan hani ya bir tuhaf oluyorsunuz. Değil mi? Gerçekten yani. Hı-hı. O zamanı düşünüyorsun, yılları düşünüyorsun. Hı-hı. Yine de çok şükür ki yani dedeliği de gördüm. Buna da tabii. Aynen öyle, doğru. Doğru söylüyorsun. Nerelerden sonra gördüm bir de. Tabii. Ya o hastalık sürecinde hani böyle çok hani umutsuzluğa düştüğünüz bir dönem oldu mu? Yok, hiç düşünmedim. Yani o kadar hazırdım ki her şeye. Hiç öyle bir şey düşünmedim yani. Hı hı. Zaten çoğunluğu komada geçirdiğim için yakınlarım daha çok üzüldüler. Evet. Yani onlar yaşadılar. Tabii. Beni, onlar için daha zor. Daha acılı oldu onlar için. Ben çünkü hiçbir şey hissetmedim. Hı hı. Ne ameliyatları hissettim, ne komayı hissettim, ne yoğun bakımı hissettim. Hep uyuttular. Evet. O yüzden hiç hissetmedim. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Son bir şey soracağım. Hani psikolojik olarak hiç bu kadar şan şöhretin altında ezildiğinizi hissedip de böyle psikolojik tedavi görmek istediğiniz bir süreç oldu mu? Yok. Özellikle böyle çok ünlü, böyle hani hala çok ünlüsünüz de böyle en hani yani böyle insanı sokakta yürüyemediği bir dönem vardır ya böyle hani o çarkıfelek dönemleri bilmem ne, böyle herkesin sürekli sizin başınızda olduğu, herkesin ulaşmaya çalıştığı, hani insan böyle tükenmişlik sendromuna girer ya, siz hiç girdiniz mi? Nereye gitsem 5 kamera arkamdaydı. Evet yani. İşte o dönemlerden bahsediyorum. Sürekli magazin malzemesi olmak vesaire. Yani arabayla bir gün hiç unutmuyorum. Böyle çok hızlı bir arabam vardı benim. Son model hızlı bir arabam. Arkadan şimdi Şahinler çıktı diye ortadan yok diye söylüyorum. Gazeteciler Şahin'le takip ediyorlar, beni geçiyorlar. Ya çıldıracaktım ya, böyle bir şey olamaz. Beni takip ediyorlar. Şahin'le. Ama var ya, gerçekten ülkemizin magazin basını kadar böyle yani hani işine sadık. Allah'ım diyorum. Bu kadar hani işi severek diyorum, yapan bir şey ben görmedim ya. Daha nasıl gideceğim? Neyle kaçacağım yani bunlardan ya? En son model ve en hızlı araba. Tebrik ediyoruz buradan kendilerini de. Vallahi billahi. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlk programa geldiniz, sezonun ilk programına. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Uğur getireceğinizi düşünüyorum ben de. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık, kalbinizi açtığınız için teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Efendim noktalıyoruz Yüz Yüze'yi. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.